7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Günaydın. Günaydın. Bu nasıl bir günaydın ya? Ne oldu sen o cıvıl cıvıl günaydın tonlamana? Bir şey olmadı. Merak ettim seni. Telefonun kapalıydı. Gidebildin mi? Gittim. Rahat rahat gittim. Sorun olmadı. Teşekkürler ilgilendiğin için. Ne demek? Sevindim senin adına. Çınar. Ya dur ya. Bozuk atma bana böyle. Ben kırdım değil mi seni? Dün sana öyle çıkışınca. Ya kusura bakma, seninle ilgili değildi. Öyle sinirlerim bozuldu birden. Yok, sorun değil aslında ama ne güzel eğleniyorduk. Her şey güzeldi. Birdenbire kendi kendine modlara girdin. Bir şeye canın sıkıldı, anlamadım ne olduğunu. Yok ya, öyle önemli bir şey değil. Oldu bir şeyler yani. Yani benim için önemli Esra. Hayır, yani Ozan Bey söylediklerinden sonra olduğunu olduysa. Onu da anlamadım. Yani bu adamla ne alıp veremediğim var, hiç çözemiyorum ya. Ozan. Çınar, Esra. Hemen toplantı odasına. Tamam, gelirsin. Hemen dedim Çınar, toplantı odasına. Çağla, ne oluyor? Uygulamaya kattığımız Menekşe Ev Yemekleri restoranında biri zehirlenmiş. Ya Elif, şu Mor Menekşe'nin lokantasına bir şey yapalım diyorum. Yani oğluşumu nasıl CEO yaptım atölyesi. Ha? Konuşmacı Zümrüt Korfalı. Nasıl? Yok artık anne ya. Ha. Tutmaz mı? Şey nasıl peki? Bir evlat nasıl milyon dolarlık evlat haline getirilir? Ha? Bu servet nasıl oldu? Bu zenginlik nereden atölyeler? Bunlar artık çok moda biliyorsun. Çıkıyorlar sahnelere, yok öyle değil böyle konuşmalar falan. Yakışmaz mı bana ha? Anne, insanların ekmek teknesi kapandı şu anda, farkında mısın? Ya tamam, niye lafı evirip çeviriyorsun? Ben seni anladım derdini. Tamam, ya da şey yaparız sana, müzik atölyesi. Alırsın koca koca şeyleri, gıy gıy arkadaşlarına ha? İstemez anneciğim, çok sağ ol. Hem sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun bir daha açılmayacağına? Açılmaz mı? Ya nerede açılacak kızım ya? Ya o adam bunlara bir dava açar. Yıllar sürer o borcu ödemek bunlar için. Uğraşırlar da dururlar. O adam bu işin peşini bırakmaz. Aha da yazıyorum, buyurun. Adam? Tabii. Hangi adam o? Sen nereden biliyorsun? Belki de zehirlenen bir kadındı. Çok sıcak oldu. Bir karpuz keseyim mi? Anne. Karpuz keseyim mi? Anne. Kavun da var. Anne. Kavun karpuz kardeş zaten. Dur. Anne ya. Ya yapma Menekşem, yapma ya. Vallahi harap ettin kendini ya. Yapma. Nasıl yapmayayım Yalçın ya? Baba ya, digari dükkanıma koydular, kilidi gittiler. Ya yıllardır benim bir lokma ekmeğim kimseye dokunmamış. Bu kişi nasıl zehirlendi? Neredeyse ben anlamadım, anlamadım. Vallahi Menekşem, ben de anlamadım ya. Nasıl oldu bu iş? Ama sen dert etme para meselesi. Bana bak hayatım, o para meselesi bende. Ben çözeceğim, tamam mı? Şu gözlük var ya, onu satmam lan meselesi. Of Yalçın ya. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Gözlük. Vallahi delirteceksin insanı ya. Ne yapacağız biz o kadar borcu hariç? Ne yapacağım ben Allah'ım? Ya anneciğim, vallahi aşk olsun darılacağım artık ya. Ya burada at gibi oğlunuz var ya. Ben çalışır bakarım hepinize. Takılmayın. Ah ya. Biraz neşe biraz ne olacak ya? Yalçın, insanın evladının olması ne güzel. Bak bu haliyken bile güldürdü bizi sıpa. Hain hain ama komik çocuk değil mi? Ben en çok şey kızımına gülüm. Hepinize bakarız kızım. Orası çok iyiydi. Evet. Orası çok komik. Ya sizin böyle karşılıklı seri şakalarınız beni öldürecek ya. Vallahi. Ya siz nasıl ailesiniz ya? Vallahi sizin gibi aile düşman başına. Eko. Gelsin.
Sizi kınıyorum ve size laflar hazırlamıştım ama dua edin sevdiceğim çağırıyor. Bunu da üzgünlüğünüze veriyorum anne ve baba. Bu konuyu konuşacağız bu konuyu. Soytarı. Nereye? Elif'cim bir gören olacak, ne yapıyorsun? Sen dün gece annemle dedi, hatırlasana be. Annem mi? Şu yolda durma ya. Annen dün gece ne dedi? Bizim restorandan sarmalar vardı, onları yedik. Aynen. Bu kadın bu işi biliyor dedi. Yemede yanında yat dedi. Ya hayır, bunlar son sarmalar dedi, hatırlasana. Sanki böyle lokantanın kapatılacağını biliyormuş gibi. Ya az önce de içeride bu adamların peşlerini bırakmaz dedi. Nasıl yani, ne adamı, şikayet edenin kadın olmadığını nereden biliyorsun dedim. Böyle bir kaldı, lafı değiştirdi, kalktı gitti falan. Tamam, o zaman annenin canı sarma mı istiyor? Ben açayım istersen de. Hayır. Ya galiba bunu annem yaptı diyorum. Nasıl ya? Nasıl annen yaptı ya? Ya ama bu yapılır mı? Yani ayıp, bu insanlar iki gün sonra yüz yüze bakacak, dünür olacaklar bunlar. Eko gene ne oldu da konu buraya geldi ya? Konu bende hep orada. Artık buraya tam olarak gelmesin konu. Sence ne yapacağımızı mı düşünsek? Doğru. Ne yapacağımızı düşünelim. Şimdi ben bu bilgiyi anneme verirsem doğruluğunu sorgulamadan direkt anneni öldürür. O olmaz. Onu geç. Ne yapacağız? Buldum. Tamam. O zaman bu konuyu çözebilecek tek kişiye haber vereceğiz. Kim? Menekşe Ev Yemekleri size mi ait Esra? Bu senin ailenin lokantası mı? Bu soruyu benim cevaplamam... Ben Esra'yı soruyorum Çınar. Lokanta size mi ait Esra? Evet Çağla Hanım, ailemin lokantası. Ya ben size söyleyecek... Ya sen bunu nasıl yaparsın Esra? Hem ailenin lokantasını uygulamaya katıyorsun... ...hem bunu bize söylemeyi tenezzül dahi etmiyorsun. Ben sana güvenmişken, inanmışken. Çağla Hanım, bakın Esra'nın bir suçu yok. Lokantayı uygulamaya ben kattım. Hem güzel bir yer, neden sorun olsun ki? Çünkü o lokantadan yemek yiyen biri şu an zehirlenmiş bir şekilde hastanede yatıyor. Ne? Bu bizim için nasıl bir prestij kaybı, farkında mısınız? Ya bizi mahkemeye verseler, ya bize dava açsalar? Çağla Hanım, bakın haklısınız, evet. Size söylemem gerekiyordu. Ama ben bu durumu kabul etmiyorum yani. Benim ailemin lokantasında yemek yiyen birisinin şimdiye kadar hiç başına böyle bir şey gelmedi ki. Ya zehirlenmek ne demek? İnsanların midesi bile ekşimez orada. Sadece bir kişimiz zehirlenmiş. Evet. Anladım. Musa, bir araştır bakalım bu adam kimmiş, neyin nesiymiş. Çağla, sen de şirketin avukatıyla konuş. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilelim. Tamam. Önce şu meseleyi bir anlayalım. Sonra sizinle tekrar konuşacağız. Şimdi çıkabilirsiniz. Odamdayım. Ya nasıl olur? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ya Esra, ben çok özür dilerim. Seni dinlemem lazımdı ya. Benim hatam hepsi. Ya yok Çınar, seninle alakası yok. Üzülme sen de. Ben annemleri arayayım. Bakalım haberleri var mı? Kim? Ne bileyim. Esra arıyor. Sakın söyleme, üzüldüm ha. Sakın söyleme. Tamam, tamam. Efendim kızım. Alo anne, ne yapıyorsunuz? Ne yapalım yavrum, oturuyoruz babanla işte. Ya sana bir şey diyeceğim ama sakın panik yapma, tamam mı? Bizim lokantadan biri yemek yemiş ve zehirlenmiş. Ay Esra, öğrendin mi? Annem dükkanımızı kilitlediler. Kapadılar gittiler annem. Ne? Dükkanı mı kapattılar? Kapadılar. Esra, kim zehirlenmiş, nasıl zehirlenmiş? Yavrum bir araştır, öğren ne olur yavrum. Anneciğim tamam dur, bak sen sakin ol. Sakın panik yapma, üzüleyim deme. Tamam, ben adamla gidip konuşacağım, sana haber vereceğim. Tamam mı? Tamam, tamam annem. Bu adam nerede kalıyordur acaba? Hangi hastanede yatıyordur? Öğreniriz şimdi. Ben ona söyledim Musa. Ben ona söyledim açıkla diye. Al işte, olana bak. Ama Esra Hanım, bildiğini okur. Ne zaman dinledi ki beni zaten, ha? Tabii. Bir sakin. Bak, çözmemiz gereken daha önemli bir konu var. Önce buna odaklanalım. Haklısın. Ama kafam bırakıyor insanda Musa, görmüyor musun? Neyse, sen söyledin mi, araştırıyorlar mı adamı? Araştırıyorlar abi. Bir iki saate kadar haber gelir. Ekrem mi? Aç abi. Efendim Ekrem. Değerli enişteciğim, rahatsız ediyorum, hürmetler. Ama sana söylemem gereken çok önemli bir şey var ben işte. Ekrem, şu an hiç geyik yapacak havamda değilim, sonra konuşalım, tamam? Yok yok, geyik değil enişteciğim ya. Son derece önemli bir şey söyleyeceğim. Yani ben önce anneme haber verecektim ama küçük çaplı bir araştırma yaptım. Cezası 1 ila 3 yıldan başlıyormuş. Ne cezası? Kasti yaralamanın. Ne diyor, ne cezası, ne yaralaması, ne kasti Ekrem? Ne diyorsun ya, adam akıllı anlat ya da kapat. Anneme söylersem Zürt teyzeyi parçalamaya kalkacak.
Ya niye parçalısın senin annen benim annemi? Enişteciğim şöyle ki deliller ışığında şunu söyleyebiliriz. Sanırım bu zehirlenme hadisesi Zümrüt teyzenin organizasyonu. Ne? Annem mi? Ah! Tamam Ekrem. Ben ilgileniyorum tamam. Abi ne oldu, bir şey mi olmuş? Benim biraz işim var Musa. Haberleşiriz. Patron biz ne yapacağız? Anne sana inanamıyorum ya. Oğlum ben de zaman zaman bana inanamıyorum. Şöyle bakıyorum, diyorum Allah'ım ya Rabbim bu asalet, bu zerafet, bu bedene biraz fazla ama ne yapacaksın işte yüce Rabbim de böyle yaratmış. Lafı hiç çevirme, senin yaptığını biliyorum. Sen nasıl oynarsın insanların ekmeğiyle ya? Ekmek mi? Oğlum ben ekmekle niye oynayayım? Yani ekmek demişken sizler de acıktınız değil mi? Şöyle güzel bir sofra kuralım. Güzel ben anne bir... Anne otur. Oturayım. Oturayım. Tamam oğlum kızma, yemeyiz. Nerede senin telefonun? Teyze nerede onun telefonu? Dur ben getireyim. Hangi telefon? Sen otur. Al paşam. Ara adamı, söyle şikayetini gireceksin. Hangi adamı oluşum? Elif, ara abicim Menekşe teyzeyi. Abla uzatma hadi. Ha tamam Menekşe'yi deme. Ver, şeyi diyorsun tamam ararım canım, ne var senden bana? Alo, Fırat, sen o şeyi, şikayetini geri al. Öyle yapalım biz. Ne? Ne diyorsun? Fırat? Fırat? Alo? O zaman ben yemeğin altını yakayım, şu ısınsın güzel. Şöyle hep dur. Beraber... Ne diyor adam? Adam şey diyor, şikayetimi diyor geri almayacağım diyor. Bir de diyor şirkete dava açacağım diyor. Ne? Eyvah. Ah anne, ah, ah. Şu. Yok, yok işte açmıyor adam telefonu. Tamam, sakin. Elif, teyzem. Ben şimdi hastaneye gidiyorum, adamla konuşacağım. Annem evden dışarı çıkmayacak, tamam mı? Tamam paşam. Sana sokağa çıkma yasağı var. Oğluşum, ne kadar süreliğine çıkmayayım? Birkaç saat mi yoksa ne kadar ya, onu bir deseydin. 5 dakikada olabilir mi? Abla, vazgeç. Çağla Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Tabii Çınar, konuşalım, seni dinliyorum. Burada olmaz, şu odaya girelim. Girelim. Dinliyorum Çınar. Yalnız biraz asabi miyiz acaba? Hareketlerine dikkat mi etsen diyorum. Benim hareketlerimde bir şey yok Çağla. Sana Esra'nın suçsuz olduğunu söylememe rağmen. Neden toplantı üstüne gittin? Ben gerekeni yaptım Çınar. Tamam, olanlar Esra'nın suçu olmayabilir ama çok sorumsuz davrandı ve onun bu sorumsuzluğu şirkete büyük zarar verecek. Ayrıca Esra için bile olsa sen de bu kadar başına buyruk davranamazsın. Dua et Ozan bu sorunu çözsün ya da şirket ağır yara alacak, farkında mısın? Of. Merhaba, kolay gelsin. 202 numaralı oda nerede acaba? Sağdaki ilk oda. Gel. Merhaba. Fırat Bey dedi mi? Evet. Girebilir miyim? Buyurun. Merhaba, ben Esra Erten. Şikayetçi olduğunuz lokantanın sahibinin kızıyım ben. Ben hem ailem adına hem kendi adıma özür dilemek için gelmiştim. Hepimiz gerçekten çok üzgünüz. Üzgün olmanız durumu değiştirmiyor. Sizin yüzünüzden ölüyordum neredeyse. Evet. Özür dilemeniz kaç yazar yani? Çok haklısınız. Ben mağduriyetinizi anlıyorum Fırat Bey. Ama... Ne ama? Ama bence bu konuda bir yanlış anlaşılma var. Ya bizim restoranda yiyen birinin şimdiye kadar midesi bile ekşimedi. Hatta insanlar yemek yedikten sonra mutlu olurlar. Bizim midemiz bayram etti derler. Hatta bizim ertesi güne yemeğimiz bile kalmaz. Çünkü annem akşam gelir, yemeklerin hepsini bize yedirir. Böyle inanılmaz bir mide ziyafeti çekeriz yani biz herkese. Sen niye geldin buraya?
Yani ne anlatıyorsun bana burada? Ben hem kendi adıma hem ailem adına özür dilemek için geldim. Aynı zamanda sizin şikayetinizi geri almanızı isteyecektim. Şikayetimi geri alacağım. Ben, şaka mısın sen ya? Almıyorum şikayetimi. Hem sizden hem de uygulamadan şikayetçiyim kardeşim. Siz süründüreceğim. Niye süründürüyorsunuz? Niye şu anda böyle davranıyorsunuz? Yapmayın lütfen. Ayrıca bir şey diyeceğim. Niye sinirlendiniz ki? Ne var şikayetinizi geri alsanız? Biraz iyileşmiş gibisiniz. Bakın ben bana güvenen insanları, ailemi çok zor duruma soktum. Esra. Ozan. Sen bir çıksana. Biz beyefendiyle biraz konuşalım. Esra. Şikayetini geri alsın. Lütfen şikayetini geri alsın. Yoksa biz mahvolduk. Ozan da ne kadar sinirliydi öyle. Adama bir şey yapar mı acaba? Hiçbir şey gözükmüyor ki ya. Hasta yakınıyım da. Çok yakın olma, kusacağım dedi. Ben de biraz uzaklaştım. Esra? Hayırdır? Korktum mu? Aman ne oldu, ne diyor adam ya? Merak ettim. Sen de sinirliydin zaten. Bir şey oldu yok ya. Herif sahtekarın teki. Zehirlenme falan da yok. Para koparmak için yalan söylemiş. Şikayetini de geri alacak. Ne? Evet. Gerçekten mi? Ya Ozan! Heyecan. Heyecan. Paniklen. Tabii. Atladım öyle. Olur. Sarılma. Tabii, heyecan. Heyecan. Hadi, hadi gidelim. Ha bir dakika. Bu adam az önce içeride burnundan kıl aldırmıyordu. Ne oldu birdenbire sana öttü, bana ötmedi? Kendi dilinden konuştum, öttü işte. Hadi. Esra. Bir dakika. Tut şunu. Ne yapıyorsun? Bana bak Fırat Bey. Ben senden bir dakika. Ben özrümü geri alıyorum. Ayrıca bununla yetinmiyorum. Geçmiş olsun dileklerimi de alıyorum. Sen kimsin ya? Tamam. Sen nasıl bir insan çıktın? Yok sana. Esra hadi. Pislik. Çocuk gibisin ya. İlla son sözü sen söyleyeceksin. Yürü. Tamam dur. Dur çantamı ver. Annemi arayacağım ya. Merak etmiştir. Ya bu dükkanı böyle kapıyorlu görüyorum ya. Vallahi camını çerçevesini indirip dalası var içeri ya. Menekşem yapma ya. Ne olur bir tarafları sen indirip kırma ne olursun. Bak bir tarafın kesildi, ben sana kıyamam. Tamam Yalçın Bey. Efendim. Ne yapalım, bir kör oldu, bir ayvaz oturuyoruz işte. Ya ama ben de buradayım baba. E buradayım, uzat dur. Dinliyor. Söyle yavrum. Hayda. Anne. Menekşem. Anne. Hadi. Hadi kapı yok tamam. Anne. Ne oldu? Ne dedi kız? Bir şey mi? Kötü bir haber var. Babacığım. Ruhum Menekşem ne olur. Babacığım ruhun ruhlara karıştı. Ama sen de sus. Şomazlık etme. Menekşem. Ama ne olduysa oldu. Ay. Güzel oldu. Boş ne dedi? Ne dedi? Baba, kötü bir haber mi var ya? Ambulans arayayım. Arama. Esra aradı. Adam şikayetini geri almış. Alçaklar rakar ya. Nasıl olmuş peki ya? Sen bu işin sonunu düşünmedin. Çok güzel, ne yapalım? Ne yapıyorsun Reyhan? Ne yapıyorum ki? Maşallah oğluşumun evden çıkmasıyla lokantanın açılması bir olmuş. Ne iş bitirici çocukmuş. Ay abla, senin dışarı çıkman yasak. Çabuk içeri gir yoksa Ozan'a söylerim. Aman söyle, hiç durma söyle. Zaten hepiniz bana karşı bir birlik oldunuz. Ha şunlara bak, resmen bayram yapıyorlar.
Tabii yapacaklar. Ekmek teknelerine kavuştular. Sen dua et ki Ozan bu işin içinde senin parmağın olduğunu söylemedi Menekşe'ye. Değilse Menekşe elinde tava, seni bu sokakta kovalardı, kimse de elinden alamazdı. Çok sıcak oldu. Ben içeri gireyim. Ah be oğlum, şu ananın yanında bir duraydım. Şunlardan çoktan kurtulmuştuk. Kaç bakalım, kaç. Ya gerçekten çok çok teşekkür ederim. Şu an çok mutluyum. Ben mutluyum. Herkes mutlu ya. Çok sağ ol. Tamam Esra, önemli değil. Tamam. Nasıl yani? Bu kadar mı? Evet, daha ne demem bekliyorsun? Bu kadar. Ha. Şey diyebilirsin. Mesela Esra, ben sana şirkettekilere söyle dedim diyebilirsin. Şey diyebilirsin. İşten ayrılıyorsun hemen Esra. Gidiyorsun buradan. Ha. Sen çocuk musun ya? Ne bu hareketler böyle? Ne yaptın? Benim başıma belaya soktun. Esra. Esra demiyorum. Çünkü sen zaten ne yaptın? Çok iyi biliyorsun ve pişmansın. Değil mi? Tamam. Yok yok, bu durum hiç normal değil. Sen beni azarlama fırsatını asla kaçırmazsın. Bir orta buldun ya, hemen gole çevirirsin. Bu durum normal değil. Gerçekten normal değil. Bir şeyler var ama hayrola. Hadi bakalım. Ha? Yok, bir şey demedim. Tamam Esra, geldik, çözdük. Bitti gitti işte, tamam. Hadi uzatmayalım. Allah Allah! Allah Allah! Sen niye bu kadar sessizsin? Normal değil. Var bir şey. Çıkar yakında kokusu ortaya, bak çıkar. Ha, aç aç. Aç. Anlat her şeyi bugün. Merak etmiştir. Anlatacağım zaten. Açacağım Ozan. Sana mı soracağım? Çınar iyi niyetli bir çocuk. Merak etmiştir. Ya tamam, ben de onu diyorum zaten. Aç. Anlat. Ne oldu, ne bitti? Ha bir de olayı benim çözdüğümü söylersen. Ay bana diyorsun ama sen çocuk gibisin. Vallahi çocuk gibisin. Ne yapayım? Madalya yaptım seni, şurana takayım mı? Alalım mı yolu? Uzatma Esra. Hadi bak. Arkadaşının çağrısı cevapsız kalmasın. Aç. Alo Çınar. Ah, alo. Tam kapatıyordum ya. Ne yaptın? Konuştun mu adamla? Nedir durum? Ben adamla konuştum. Ben konuşunca Nuh dedi, peygamber demedi. Sonra Ozan Bey geldi sağ olsun. Ozan Bey halletti her şeyi. O konuştu, ikna etti. Biliyor musun, her şey düzenmiş. Yalan söylemiş, yani zehirlenme falan yokmuş. O yüzden şikayetini geri alacak. Oh, süper. Çok sevindim bu haberi. İyi, neredesiniz? Geliyor musunuz? Ha, biz mi? Zaten şirkete yaklaştık, gelmek üzereyiz. Gelince detaylı konuşuruz, olur mu? Tamam, görüşürüz baba. Ha bak, duydun mu? Sorun çözüldü mü diye merak etmiş. Farjol da kendini suçlayıp duruyor ya. Kıyamam. Ben sebep oldum diyor. Ya. Ya ne? Ha ne? Ne ne? Arkadaşım olarak söylüyorum kıyamam diye. Aa. Acaba sana niye açıklama yapıyorum ki? Sen kimsin? Sen kimsin? Patronunum ya Esra ben. Senin patronun. İş yerindeyken hareketlerine dikkat et. Gerisi beni ilgilendirmez. Tabii tabii. Eminim öyledir. Ayrıca ben sana soruyor muyum hayatında biri var mı diye? Var mı? Ne var mı Esra, ne? Hayatında biri. Var. Ya da yok. Seni ilgilendirmez. Ayrıca ben niye sana hesap veriyorum ki? Bak, şirkete geldik. Hadi sen biraz uzaklaş. Lan yokmuş bir şey, kafamı karıştırdı. Şükürler olsun Allah'ıma, bugünleri de gördük ya yarabbim ya. Amin ruhum, amin. Allah bir daha göstermesin. Amin, amin anneciğim. Bir de zaten böyle zor durumlar insanları birbirlerine daha çok kenetliyormuş anneciğim. Ben de bu sayede sizinle daha çok kenetlendim ve aileme tekrar geri dönmüş bulunuyorum diye düşünüyorum. O iş öyle kolay değil Eko Bey. Çok çalışacaksın, çok. Böyle köpek gibi çalışacaksın. Dilin böyle dışarı çıkacak, o derece çalışacaksın anneciğim, yani. Anneciğim söz öyle bir çalışacağım ki adımı unutacağım ama önce bir şey soracağım. Ekmekle su da var mı? Yemek de var. Yemek de var. Çok iyi. Bir sorum daha var. Hı. Kalacak yerde var mı anne? Ne olur var de. Onu da verelim bari. Ya sana ben... Oğlum dur. Ekrem, ruhumu bırak. Düşüreceksin şimdi. Tamam ya, bırak. Ya gerçekten bir an kariyerime Medine dilencisi olarak devam edeceğim sandım baba. Hadi yürü. Hadi yürü. Eko, bir havuzun oraya gelsene, konuşalım. Tamam, geliyorum.
Ya kız ben 5 dakika yapamamaya başladım. Çok iyi. Geldim, geldim. Hemen geldim. Ha, oturuyor musun? Ha, bir oturalım. Oturalım, oturalım. Evet. Evet, seni dinliyorum Elif'ciğim. Alfabemin ilk harfi. Eko. Ha. Ben en baştan bir şunu söyleyeyim. Ha. Lokantanın tekrardan açılmasına ben çok ama çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Tabii unutma, senin de bu konuda katkın çok büyük. Böylece ilk vakamızı çözmüş olduk. Tabii Allah bizi bir daha böyle polisiye durumlarının içine düşürmesin. Orası ayrı. Ama dikkat et, işin içinde annemin olduğunu söyleme sakın. Bak, söylersen ne olacağını biliyorsun. Hayır canım, hiç söylemeyeyim ya. Ben mahallede deprem olsun ister miyim? Olur mu öyle şey? Söylemem. Hem zaten bu artık bizim küçük sırrımız. Yani sırlar insanların arasında böyle görünmez ipler oluştururlar. Böylece insanların arasındaki bağlar çok kuvvetlenir. Bizim de bağımız kuvvetlendi bence. Eko, ben seni çok biliyorum. Seni de çok seviyorum. Seviyorum mu? Ben... Ama arkadaş olarak. Yani sana olan bu yakın tavırlarımı umarım yanlış anlamıyorsundur. Yok ya canım. Hayır ya. Hiç olur mu öyle şey ya? Ben bir yanlış anlaşılma yok yani. Ben tabii yani sen sakın sıkma canımı bunlara Elif. Ben yanlış falan da anlamadım zaten. Yok yani. Oh, çok rahatladım. Ben arkadaş olarak hep görüşelim isterim. Ama ötesi olmaz. Yani biz çok farklıyız. Dünyalarımız apayrı. Evet, doğru söylüyorsun. Yani biz tabii farklı dünyalarımızla, hayatlarımızla. Ben yani zaten dediğim gibi hani öyle yanlış anlayacağım da bir şey yok tabii benim. Sen dediğim gibi sakın üzülme, tamam mı? İyi misin? Özlerin de oldu. Ha şey yok ya, çok iyiyim. Yani tabii çok güzel şeyler söyledin. Ben çok onur ettin beni. Biraz da ondan etkilendim herhalde. Dediğim gibi yani problem yok. Eğer seni üzdüysem özür dilerim. Ama inan bana bak, doğru olan bu. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaş olarak. Ha, Eko. Oğlum bu ne hal? Ne oldu suratın öyle senin? Güneş çarptı herhalde baba ya. Bana bak, Elif mi bir şey söyledi? Yok canım ya. Elif bana ne söyleyebilir canım, beni üzecek. Söylemedim. Sen bir gel bakayım. Gel. Bir baba oğlu bir konuşalım. Baba yok, ben gideyim de bulaşıklara yardım edeyim ya. Yani özetlersek adam sahtekarın biri. Para koparmak için böyle bir oyuna başvurmuş ama o konu açıklığa kavuştu. Zaten avukatlarımıza devrede, değil mi Çağla? Evet. Şimdi gelelim işin diğer kısmına. Esra'ya kibarca bir bay bay. Bundan sonra şirkette böyle amatörce davranışlar istemiyorum. Ne kadar güçlü olursak olalım, her geçen gün ne kadar büyürsek büyüyelim, tepe taklak olmamızın bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu hepimiz gördük. Lütfen. Herkes sorumluluğunun bilinciyle hareket etsin. Şimdilik bu kadar. Kolay gelsin. Şimdi sıra annemde. Esra. Ben bundan sonra senden tek bir şey istiyorum. Lütfen sana olan güvenim ve desteğimi boşa çıkartma. En başında olduğu gibi sana güvenebilmek istiyorum. Çağla Hanım, hiç merak etmeyin. Bundan sonra daha bilinçli davranacağım. Her şeye dikkat edeceğim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Gittik. Thank you.
geldi. Abim. Elif. Oğluşum. Ay. Tabii. Yasağı kaldırmaya geldin değil mi? Ananın sıra dayanamadın. Ay, hadi inşallah. Ne haber teyze? Ay hoş geldin paşam. Hoş bulduk. Anne sana bir şey soracağım. Sor oğluşum. Sen servet düşmanı mısın? Ne? Kim? Ben mi? Oğluşum bunca yıllık ananı tanımıyor musun sen? Anneciğim bak. Zaten şu an çok sinirliyim. Yaptığın şeyin nedeni nasılını sonra konuşacağız. O tamam ama bu sefer çok ileri gittin. Ben şimdi senin bir kartlarını alayım önce. Kredi kartları mı? Aha. Hayatta vermez. Asla. Benden böyle bir şey isteme oğluşum. Benden böbreğimi iste keser veririm ama kartlarımı veremem. Yok hayır. Tamam madem sen kartlarını vermiyorsun ben de arar bankayı. İptal ettiririm bütün hesaplarını. Hayır. Dur dur. Öyle bir şey yapma oğluşum. Öyle şeyler tuhaf tuhaf şeyler yapma. Ya sen böyle bir şey yapamazsın. Sen ne ara bu kadar zalim oldun? Sen ama zalim oluyorsun anne. İnsanların ekmeğiyle oynuyorsun. Hah nöbetki neymiş? Para sana yaramıyormuş. Yarar oğlum para. Yarar insanı. Ben kartlarsız ne yapacağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim? Kızım sen de bir şeyler söylesene ya. Annem haklı falan de olur olmaz yerlerde car car konuşursun gir araya. Vallahi anne kusura bakma bu sefer sen fena kaşındın. Ben senin bir kartlarını alayım. Alayım mı alayım? Alayım kartlarını. Ama bunlar benim bebeklerimdi ya. Ya. Al. Ver, ver. Tamam, bitti. Bir tane daha bebek var orada, onu da alayım. Bitti yok. Oğlum verdim hep. Bir tane daha bebek var orada, onu da alayım. Dua et. Lokantayı seni kapattırdım, kimseye söylemedim. İçim rahat etti. Ya resmen bir daha açılamayacak zannediyordum. Ay sus Esra, sus. Tövbeler olsun vallahi. Çok huzurluyum, çok mutluyum. Şükürler olsun. İyi, ne yapayım? Yardım edeyim mi sana? Yok yok, yardım etmeyeyim. Şık, otur sen. İyi, tamam. Abi, abi sana ne diyeceğim? Ozan hayatında biri var galiba. Ben bugün ona böyle bir konu açıldı. Hayatında biri var mı dedim. Var dedim. Sonra yok dedi. Yani kafamı karıştırdı. Ben bunu anlamadım ben. Yayanmıyor bu be. Sence onun hayatında biri var mı? Var mı yok mu ha? Eko? Abi, bak bunlar senin en sevdiğin konuları. Hadi bir şey söyle ya. Akıl ver kardeşim. Hayatında biri var mı yok mu? Dünyadan Eko'ya. Dünyadan Eko'ya. Beni duyuyor musunuz? Bip, bip. Duyuyorum, duyuyorum. Ne yazık ki duyuyorum. Hep buralarımda... Ya şurada bir kendi kendime bir şey yaşıyorum. Belli ki bir derdim var. Bir sus ya. Abim, şşş, ne oldu be sana? Neye canın sıkıldı bu kadar? Bir şey mi oldu? Abi bir dakika. Abim sen ilkokul öğretmenin evli olduğunu öğrendiğinde de böyle olmuştu. Aa, doğru ya, Şükran öğretmenim ya. Doğru, bak işte demek ki benim ta o zamandan belliymiş böyle aşktan yana dertli bir adam olacağım. Mevzu anlaşıldı Elif. Ya. Ne oldu, ne dedi? Ya ne diyecek işte, bir delikanlının bağrını en çok delecek şeyi söyledi. Beni arkadaşı olarak görüyormuş. Yok biz farklıymışız, işte yanlış anlaşılma olmasınmış bilmem ne, bir sürü şey. Ya abim sen ne bekliyordun ki zaten? Ne farklısınız hakikaten ya? Ya olanın, olanın ne olacak? Farklı olmak dünyanın en güzel şeyi bence. Ne olacak ki yani? Ne güzel bizim eve iltica edecektik evlenince. Böyle dengeli dengeli beslenip diz dize yaşlanacaktık ya. Hayallere bak ya, adam hayalinde bile çalışmayı düşünmüyor. Kızı getirecek bizim eve, ben bakacağım sanki kızı, Allah Allah. Ya bizim böyle kendimize ait küçük tatlı bir sırrımız bile oluştu ya. Her şey gayet iyi gidiyordu. Bir anda ne oldu bu kıza, benim anlamadım yani. Sır mı? Ne sır ayol? Aha. Orak, bir sırrı, bir sırrı. Yo, çok saçma. Çok mu saçma? Anne, anne mavi ekran verdi. Kesin bir şey var. Anne, abim bir şey saklıyor. Ya Eko. Senin Elif'le aranda nasıl bir sır olabilir yavrum? Ya anne ya, benim Elif'le aramda nasıl bir sır olabilir yavrum? Sır mır yok ya öyle bir şey. Ayrıca bu iki günlük dünyada sen kendini böyle şeyler için üzmene hiç gerek yok anneciğim. Bırak, ne yapmışsa yapmış Zümrüt, boş ver. Zümrüt mü? Zümrüt mü? Zümrüt mü? Zümrüt mü? Zümrüt mü? Zümrüt.
kapat, kapat. Eko ya, Çin'i bence bu kadar tutabildin demek. Menekşe geliyor. Aç oğluşum, kapıyı sakın açma. Oğluşum sakın açma. Bu kadın beni parça pinçik eder, yapmayın. Hadi herkes sığınaklara. Ne? Anne ne saçmalıyorsun ya? Madem korkuyorsun, niye yap? Çekil bak. Abla gel. Aç. Ya bir dakika bırakır mısın? Ya öyle gerilir miyim sen? Anneni paralayıp çıkacağım, ben çok kalmış. Kaç. Tamam, saçmalamayın artık ya. Bakın, olanları telafi edebiliriz. Benim bir fikrim var. Ama oturalım. Hep beraber konuşalım. Öncelikle ben kendi adıma annemin yaptığı hata için sizlerden çok özür diliyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Ama benim özrüm yeterli değil. Bu yüzden şimdi annem sizden içtenlikle özür dileyecek, değil mi anne? İnşallah. Hadi abla, uzatma. Kim ben? Sen. Özür dilerim. Ne? Duymadık. Elif, sen duydun mu? Bir hata yaptım. Kusura bakmayın. İnsanoğluyuz. Şaşar beşeriz bazen yani. Oluyor öyle şeyler ama. Kusura mı bakmayalım? Ya sen gel benim aşımla, ekmeğimle oyna. Arkamdan 40 tane dolap çevir. Sonra kuru bir özürle kusura. Kusura bakıyorum efendim. Hem de çok bakıyorum. Hayır, lütfen anneciğim ya. Yani Zümrüt Hanım, annem haklı bence. Öyle yarım ağız özürle falan olacak iş değil bence bu, değil mi? Aynen öyle, abime katılıyorum. Zaten kuru bir özürle bitmeyecek. Merak etmeyin. Annem hatasını telafi edene kadar burada sizin yanınızda Menekşe teyze parasız çalışacak. Hadi bakalım. Nasıl oldu? Oluşum. Ben de... Ya, ben de bir fikrim var deyince bir şey. Meğer sen bizi şaka yapmak için çağırmış Elif. Anne. Şaka yapmıyorum. Yapmıyor musun? Yapmıyorum. Niye? Bu insanlar seni affedene kadar burada parasız çalışacaksın. Bitti. Hayır canım. Kabul etmiyorum öyle bir şey. Ne alakası var? Köle miyim ben? Ne oluşum ya? Bir de bila beden. Hayır, istemiyorum, öyle bir şey kabul etmiyorum. Ne demişler, davul bile dengi dengine. Başındaki fesine bak, girdiği kümese bak. Olacak iş mi yani? Hayır, bir de bunlar çok fakirli. Tamam, kabul. Kabul, ben ne dersem o olacak ama. Tabii ki. Siz ne derseniz o olacak. Değil mi anne? Bana hayır demeyecek, söylediklerimi harfi harfi yerine getirecek. Siz nasıl isterseniz. Aa. Aman! Sanki ne yapıyorsun ki canım? Pişirdiğin bir makine yayından kuru pilav, orada pişiriyorsun, dört adımla şuraya getir. İş mi yani? Ben bu dükkanı parmağımda oynatırım, tozunu attırırım. Sen ne sandın beni, kimsin? İyi, tamam. Sabah 7'de burada ol o zaman. 7 mi? 7. 20'de... 7. Yes, çok da. Buyurun Çınar Bey. Allah Allah. Hı. Buzlu kahve falan. Ben bu jesti hak edecek ne yaptım acaba? Ozan bugün sizi sağlı sollu azarlayınca böyle biraz acıdım. Kardeş merhameti diyelim. Güzel, lezzetli bir kardeş merhameti olmuş. Teşekkür ederim. Ya evet, yani sağlı sollu fırçaladı ama... Yani adam haklıydı. Sonuçta o olmasa kurtaramazdık. Tabii ki de haklı Çınar ya. Ozan olmasaydı şimdi şirketimiz davalık olmuştu belki de. Sorma. Kim bilir lokantayı ne zaman açarlardı. Var ya, ödüm patladı, bir şey olacak diye, biliyor musun? Nasıl tatlı, nasıl düzgün insanlar, bir tanısan. Kim? Bir dakika, sen Esra'nın ailesiyle mi tanıştın? Evet, tanışamaz mıyım? Aa! Çınar, sen en son sevgilinden ailesiyle tanıştırmak istediği için ayrılmadın mı? Yani?
Bir dakika, ben şimdi kafamdaki parçaları birleştirmeye çalışıyorum şu an. Esra'yı canın pahasına savunuyorsun. Ki Esra için bana bile bağırdın. Ki sen kendini bile babama yeteri kadar savunmayan bir insansın. Bir de Londra'dan döndükten sonraki kız arkadaşı popülasyonunda bir azalma var. Onu da fark etmedim değil. Yani? Yani bütün parçadan büyüktün. Şunlar sen aşık mı oldun ha? Senin için aşk çanları mı çalıyor? Ne oluyor? Ya ne diyorsun? O ne ya? Yok öyle bir şey yok diye. Bilmiyorum hiçbir şey şu an. Ayrıca benim Ozan'ın yanına gitmem lazım. Duş alacağım. Ama söylediklerimi bir düşün istersen. Tamam düşüneceğim. Ozan! Bir dakika. Nereye gidiyorsun böyle? Hah? Öyle hiçbir şey demeden çekip gidecek misin? Esra ne diyorsun anlamıyorum. Arkadaşlar, ben şirketimde böyle amatörlükler istemiyorum yalnız. Annesi tezgah kurmuş, bizim ekmek teknemizi, dükkanımızı kapattırmış. Kendi de durumunun farkında ama bir de beni azarlıyor. Hiçbir şey demiyor bir de üstüne. Ha ben de teşekkür ediyorum ya, özürler diliyorum ona. Ha, ama sen her şeyin farkındasın ya, susuyorsun. Önemli değil diyorsun bir de. Bunlar senin hatalı olduğun gerçeğini değiştirmez Esra. Ha bunlar senin gerçeği sakladığın gerçeğini de değiştirmez Ozan. Hastaneden çıktığımız zaman sen beni azarlamadın ya. Ben orada bir bitkeni olduğunu anlamıştım işte. Hepsi nedenmiş meğer? Senin annenin tezgahı ortaya çıkmasın diyeymiş. Ha benim annem böyle biri. Ne yapalım? Ne yapabilirim Esra? Sen söyle. Ha benim annem böyle biri. Ne yapayım? Ne yapayım? Deyip işin içinden sıyrılacaksın yani. Ama sen evlendiğimiz zaman da böyleydin. Sen evliyken de böyleydin. Ne? Tabii. Senin annen geldi benim mutfağımın bütün düzenini değiştirdi. Ben böyle delirmek üzereydim. Sen anneni ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedin. Hatta anneni savundun bana. Ha bir tek benim annem hatalı öyle mi? Senin annenin yani Melekçe teyzenin hiçbir günahı yok öyle mi? Ya hatırlasana bana aldığı saati ben gece yatarken çıkartıyorum diye bir ton laf ediyordu bana be. İnce biri. Ne? Benim annem ince biri. Damadına almış güzelce saati tabii ki de taksın takıştırsın istiyor. Ya sen ben annen bana alyans almaya gitmiştik. Ama o ne yaptı? Kendine bilezik aldı çıktı. Ya ne var aldıysak Esra bir bileziğin lafını mı yapacaksın bana ya? Ya zaten o babam denen adam gidince bu kadın beni tek başına büyüttü ve tek başına okuttu. Alacak tabii. Benim annem koca bir aileye tek başına sırtlanıyor be. Ayrıca bırak bilezik almayı, kendi kolundaki bileziği sattı. Bize yatak odası takımı aldı, takımı. Ya asıl sen benim annem. Esra biz ne yapıyoruz ya? Ha? Neyin tartışması bu? Bitti. Bitti gitti o eski günler. Tamam, kapandı. Annem de yaptığının bedelini ödeyecek. Herkes memnun. Sen de kabullen. Tamam. Kettle! Kettle vardı, kettle! Bizim kettle daha iyi kaynatıyor diye annen kettle'ımızı alıp gitti ya. Hah, oğluşum Ozan seni. On, dokuz. Ozan Bey hazır mısın yenilmeye? Bak, bak gelene bak. Bak. Beş, dört. Attırma. Budur ya. Ya budur. Bırak Allah aşkına ya. Yenilmeye alışsanız iyi olur Çınar Bey. Gördüğüm manzara o yönde çünkü. Ya hile yapıyorsun ya resmen. Ya bırak o şut oradan girer mi Ozan ya? Sen hiç yenilme zaten Ozan Bey. Her girdiğin savaşı kazan. Hazımsızlık yapıyor sende yenilgi. Ya ne alakası var abi? Savaşçı adamım ben. Zaten pes etsem elimde ne bunlar olurdu ne de şirket. Haklısın. Ya abi bu arada şirket demişken... Bugün tatsız şeyler yaşandı ben çok özür dilerim. Ama inan bana Esra ile alakası yok yani. Esra'ların aile lokantasını ben getirdim şirkete. Anladım. Siz ikiniz çok yakınsınız bu ara. Yani evet. Aramız iyi. İyi. Yani iyi derken nasıl iyi? Çok yakın iki arkadaş gibi mi? Nasıl iyi? Abi ya teker teker gelin ya. Bir yandan Çağla bir yandan sen. Bilmiyorum. Tamam. Çok iyi bir insan Esra. Çok iyi anlaşıyoruz. Aşırı güldürüyor beni falan. Yani onun yanında birinin mutsuz olma ihtimali yok. Bir de diğer yandan işte daha önceki evliliğinde biraz incinmiş falan. Hadi ya. Sen nereden biliyorsun? Kendisi anlattı. Kendi anlattı? Hı. Ya zaten hiçbir şey anlatmasa da yani
Halinden belli oluyor abi. Yani kız kendini korumaya almış, anladın mı? Bir daha kırılmak istemiyor. Onun yüzünden ben de onu korumak istiyorum böyle her şeyden, herkesten, anladın mı? Kimse zarar vermesin istiyorum. Kimse üzmesin onu. Bilmiyorum ya, yani bir garip abi. Ne hissettiğimi anlayamıyorum ben de. İlk kez böyle bir şey oluyor. Yani bu yaşta bu duyguların ne olduğunu da ben anlatmayayım sana Çınar. Hadi ya. Öyle mi diyorsun? Yani. Yani haklısın galiba abi. Ya ben daha önce hiçbir kadına karşı böyle bir şey hissetmedim. Ben bayağı bayağı hoşlanıyorum mesela. Şimdi hoşlanıyorum da büyük bir laf oldu. Bak Çınar, sen çapkın bir adamsın. Yani senin iki güne fikrin değişir. Bence hiç girme oralara. Zaten aşk dediğin şey acı veren bir şey abi. Niye kendine bunu yapasın ki? Yok abi, böyle acı çekmeli falan bir şeyden bahsetmiyorum. Ben öyle emin olmadığım bir şey, ne bileyim platonik falan değil bahsettiğim şey. Yani gideceğim Esra'ya, hissettiklerimi söyleyeceğim. Hem de öğrenmiş olurum. O da benimle aynı düşünüyor mu diye. Yapma. Niye? Yani böyle bir şey. Yapma. Abi sonuçta sen şirketin ortağının oğlusun. Hem biz iş yerinde böyle şeylere pek izin vermiyoruz biliyorsun. Daha önce de söylemiştim sana. Evet, doğru söylemiştin. Ama merak etme yani, ben kuralları bozacak bir şey yapmayacağım. Ben ne yapacağım biliyor musun? Ben gidip Esra'ya açılacağım. Eğer o da benimle aynı şeyleri hissediyorsa istifa edeceğim. Ben kaçıyorum. Çok sağ ol her şey için. Aha, tamam. Ya bu arada hakikaten çok sağ ol abi. Çok iyi geldi seninle konuşmak. Kafamı açtın. Ne demek? Ne demek? Hiç rahatsız olma. Ben çıkarım. Tamam, görüşürüz. Hadi, hadi bay bay. Eko? Ne haber Zeyno? Ben iyiyim de. Senin gemiler dibi gördü galiba. Ne gemisi ya? Öf aman. Böyle canım sıkkın oturuyorum işte burada ya. Tadım yok. Aa. Eko? Oğlum ben seni böyle görmeye pek alışık değilim. Ben de, ben de. Ne oldu? Anlat bakalım. Ya ne olsun ya? Yani dünya aşk acısı tarihini adımızı altın harflerle yazdırdık şükür. Oo, bir dakika, mevzu derin. He. Sen Elif'le mi konuştun? Hı. Reddetti. Reddetti ama yani Zeyno, böyle bir reddediş biçimi yok ya. Ya bildiğim bütün klişeleri sıraladı ya. Yani yok biz ayrı dünyaların insanıymışız. Ha. Yok o beni arkadaşı olarak görüyormuş, bilmem ne, bir ton şey. Öyle dedi mi gerçekten? Dedi, vallahi dedi. Dedi. Şşt, Eko. Sen şimdi burada böyle boş boş üzüleceğine, acaba diyorum bu mevzuyu değiştirmek için bir şeyler mi yapsan? Nasıl yani? Mesela ne gibi şeyler mesela? Ayrı dünyalarınızı yaklaştırmaya çalışmak gibi mesela. Oğlum, farklılıklarınızı aza indirmek diyorum. Ha, nasıl olacak ki o iş yani? Şöyle olacak. Ha? Değişeceksin. Değişeceğim. Evrimleşeceksin. Evrimleşeceğim. Kitap okuyacaksın, işte film izleyeceksin. Kendini biraz geliştireceksin be. Tamam, onu da yaparım. Vallahi yaparım. Her şeyi yaparım. Bende o potansiyel var. Oldu bu iş. Ha, çok iyi. Daha önceki evliliğinde biraz incinmiş falan. Ben gidip Esra'ya açılacağım. Eğer o da benimle aynı şeyleri hissediyorsa istifa ederim. Nerede bu kahve? Ah Musa, ah Musa, ah! Abi, hayırdır, bu saatte bir şey mi oldu? Musa, kahve nerede? Ha?
Abi kahve fırının altındaki çekmecede de. Sana ne oldu? Niye övmüyorsun bu saatte? Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok bir şey Musa. Tamam, yok bir şey. Yok abi, senin canın bir şeye sıkılmış. Yengeyle bir şey oldu? Ya yenge deyip durma şunu Musa. Kaç kere söyleyeceğim sana? Tamam, buldum ben kahveyi, kapatıyorum. Ay. Ay çok yoruldum ya, çok yoruldum. Aman Yalçın ya, Allah'ın seversen çıkar şu gözlüğü. Her gördüğümde uzaylı görmüş gibi oluyorum, içim bir garip oluyor. Ya Menekşem olmaz, biraz daha sabır, çıkaramam. Test sürüşünü tamamlıyorum. Menekşem, gözlüğü satmam an meselesi. Sabahtan beri adamlarla yazışıyorum. Bayıldılar fikre. Bu sefer var ya, kesin yırttık. Yırttık bu sefer. Hey Yalçın, ben anladım ya. Sen ayakta rüya görmekten vazgeçmeyeceksin ha. Hadi kalk yatalım, çok yorgunum ben. Tamam tamam, geliyorum. Eko, biz yatıyoruz anne. Eko, ne yapıyorsun sen? Melekçi, ne yapıyor bu çocuk? Ay, Eko, sen kitap mı okuyorsun? Ay, vallahi okuyor. Ne okuyorsun? Hainliğin ilk kitabı mı? Rousseau'nun toplum sözleşmesini okuyorum ama sizin pek anlayacağınızı sanmıyorum. Hadi, hadi, numara yapma. Ne var onun içinde? Çizgi roman mı? Çıkar, çıkar. Yok be baba, o işler lisede kaldı. Artık ciddi bir okuma sürecinin içerisindeyim. Anlıyoruz Eko'da. Neden yavrum? Sebep? Anneciğim, çünkü kişisel gelişimi tamamlayıp Elif'i tavlamam lazım. Ya. Bize bunlarla gel yavrum. Aa. Ben de çocuğuma bir şey oldu zannettim. Ya. Ay, ay sorma Menekşe. Ben de öyle zannettim ama Allah'tan ki normalmiş. Var mı böyle aklınıza gelen başka kötü şaka var mı? Ha? Yok. Bakın size söylüyorum. Yakında öyle bir Eko göreceksiniz ki ikiniz de gözlerinize inanamayacaksınız. Ya o kadar. Hadi yiyeceğiz. Bana bak, oyalanma. Yatsı bar uyu, yarın Zümrüt'le beraber dükkanda iştimam var. Vallahi o toplum sözleşmesinin kapandı paralarım senin. Anneciğim, kişisel aydınlanmamın önüne geçemeyeceksiniz. Hadi gider. Dikkat et de o aydınlanma gözümüzü kamaştırmasın Eko. Aman ukela dümbeleyi. Yarın gösteririm ben onu aydınlanmayı. Sus, sus. Abla, abla. Dur, düşüreceksin. O alarm değil, bu çalıyor. Hadi uyan. Ah. Abla, dur. Ay. Anne. Ay. Anne, hadi kalk. Bir ağzıma girmeyin ya. Öf. Anne. Ya sen hem niye burada uyudun ki? Çok sıcaktı o da. O yüzden aşağı indim. Ay abla, hadi. İlk günden işe geç kalacaksın, hadi. Anne. Bak eğer işe gitmezsen sonunda bileziklerini bozdurmak zorunda kalacağız. Ne? Bileziklerimi asla bozdurmam. Ölürüm de bileziklerimi bozdurmam. Oğluşumdan kartlarımı da geri alacağım. Göreceksiniz gününüzü. Kimse Zümrüt Korfalı'nın gücünü hafife alamaz. Ha? Çekilin. Abla, hadi uyan. Abla, hadi. Patron. Sen gece benimle konuştuktan sonra hiç uyudun mu? Hayır, uyumadım. Peki bu kaçıncı kahven sorabilir miyim? Bilmiyorum Musa, niye ki? Abi nasıl niye ki? Kafein yüklenmesi olabilir. Bak çok zararlı. İyiyim ben. Musa tamam, iyiyim. Hadi. Sen nasıl istersen abi. Çınar. Günaydın. Ne oldu ya? Bir şey yok. Günaydın. Ne güzel bir sabah değil mi? Yani bilmem. Herhangi bir sabah işte. Her zamanki sabahlardan biri. Yok, güzel güzel. Güzel bir sabah. Ya Esra, diyorum ki acaba işten sonra bir şeyler mi yapsak beraber? Aa, o nereden çıktı Çınar ya? Daha sabahtayız. Bunun öğleni var, akşamı var, karar vermesi var. Bu arada ben bütün çalışmamı yaptım. Ara sokaklar projesi için sahaya çıkıyoruz. Hadi 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 hadi. Nasıl, biz ikimiz mi çıkıyoruz yine? Ne güzel. Güneş yiyince başına güzel mi değil mi karar verirsin artık. Ama sakın bayılma. Yok, bayılma. Ah, günaydın Ozan Bey.
Günaydın. Hayırdır, nereye? Ara sokaklar projesi için sahaya iniyoruz. Ya siz ikiniz birlikte mi gidiyorsunuz? Başka birisi var mı ekipte? Ya başka kimse yok. Sadece biz varız. İyi, ne güzel. Kolay gelsin. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Sağ olun Ozan Bey. Şuradaki. Pınar. Buyurun Ozan Bey. Bana az sonraki toplantı için bir asistan lazım. Tabii ben yardımcı olayım. Olmaz. Olmaz. Çünkü zaten senin yapman gereken bir ton iş var. O stajyer kız neydi adı? Esra. Esra. Çağır o gelsin. Tamam, hemen çağırıyorum. Müthiş bir ikili olduk bence. Ya evet, bence de öyle oldu. Efendim? Aa, neden? Biz tam Çınar'la sahaya gidiyorduk çalışmak için. Tamam, çıktık. Hadi. İyi, tamam. Benim geri dönmem gerekiyormuş. İyi madem, hadi dönelim. Hayır, hayır. Sen sahaya gidiyormuşsun, ben geri dönüyormuşum. Nasıl ya? Yani ben tek başıma niye gidiyorum? Bizim ikimizin görevi değil miydi? Yani evet, ama ben bir şey diyemedim işte. Yani toplantıma ne varmış, notu alacakmışım. Tamam, o zaman öyle olsun. Sen git, ben de alana gideyim. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Görüşürüz, kolay gelsin. Zümrüt teyzeciğim, buna zeka derler, zeka. Ya. Demek ki ben kalıtımsı olarak çoluğuma, çocuğuma bu zekayı miras olarak bırakacağım. Yani ne olurdu bu kadar inat etmeseydiniz de bir tane de şundan sizi alsaydık. Helak oldunuz ağlamakta. Salak oğlum, ben soğanlara değil, giden kartlarımı ağlıyorum. Mantıklı. Geldi deli. Az laf çok iş, az laf çok iş. Eko çalış. Zümrüt, onlar ne öyle kafam kadar ya? En azından işleri dolu. Hadi tatava yapma, boş ver. Bak ince ince doğuracaksın. O kadar ince doğrayacaksın ki soğan soğan olduğunu unutacak. Tak 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 tak. İşte bu. Anneciğim, bu yaptığın zulmü tasvip etmiyorum. Lütfen artık ama ya. Yani gücü ele geçirdin, tamamıyla zorbaya dönüştün anne. Zalim olma. Luso ne demiş? Ne demiş? Hain evlatlarınızı zincire vurun. Verin kırbacı, verin kırbacı mı demiş? Ya aşk olsun anne, bunlar ne kadar çağ dışı söylemler ya. Adam Luso mezarında ters döner gerçekten. Adam demiş ki, insan özgür doğar ama her yerde zincire vurulmuştur ya. Boğarım seni o zincirle, boğarum. Zümrüt görüyorum ki kaytarıyorsun, kay... Aa! O bilezikler ne öyle olmaz. Han kapısı gibi şandur şu kırbacım vardı. Çıkart bileziklerini, bileziklerini çıkart Zümrüt. Orada bir duracaksın Menekşe Hanım. Benim bileziklerim kırmızı çizgim. Bunlar olmadan ben yaşayamam. Eğer beni bunlarla kabul ediyorsanız tamam ama etmiyorsanız senden buraya kadar. Git. Git söylerim Ozan'a ilk günden kaçtığını. Sen de kırmızı çizgini eşit parçalara bölüp onu yersin. Kartlarını da artık Ozan kırar mı, keser mi? Onun hayal gücüne kalmış. Git. Vallahi çok yalnızım. Ben çocuklarımın arasında bile bu kadar kalmamıştım. Kalmıştım ama hemen kararımı vermiştim. Bu kadar değildi. Kartlarımı, bileziklerimi. Kartlarımı, bileziklerimi. Ama kartlarımla bilezik alabilirim. Evet, kartlarım diyorum ve burada kalıyorum. Buyurun. Ozan? Ay, Ozan Bey. Beni niye çağırdınız? Aa, seni mi yolladılar ya? Neyse, yapacak bir şey yok. Bir toplantım var. Beni asist edeceksiniz Esra Hanım. Tamam, buyurun. Tabii ki. Toplantıdaki bütün önemli konuları not alacaksın. Bunlar da sunum dosyaları. İşte sen oku, bak bir şey. Tamam. Üzülmedin umarım mahalleye gidemedin diye. Ay yok. Hatta iyi bile oldu. Vallahi bu sıcakta hiç öyle sokak sokak dolaşacak halim yoktu da. İşte. İyi. İyi. Kim o? Kim kim? Biri var dedin ya işte, o kim? Ha, o mesele. Yok ya, öyle senin alakadar eden biri değil. Tanıdığın biri mi?
Şeyma. Şeyma, Şeyma mı? Değil, değil canım Şeyma değil. O zaman tanımadığım biri. Hayır. Kim? Kim? O kim işte? Yani değil işte kimse değil. Yani olabilir, tanımadığım biri de olabilir, tanıdığım biri de olabilir. Kimse değil. Neyse sen notlarına geri dön. Toplantıda hata istemiyorum. Çınar'la da işinizi böldüm ama beraber baş başa gidecektiniz ya. İşte şimdi anladım. Bana bunlarla gel Ozan, bana bunlarla gel. Yine neyi yanlış anladın acaba ya? Neden burada olduğumu, neden Çınar'la beraber sahalarda olmadığımı, neden senin asistanlığını yaptığımı taşlar şimdi yerine oturuyor. Kendini komik duruma düşürüyorsun. Ya ne alakası var Esra? Ozan sen hep böyle yaparsın. Sen yakalandığın zaman ya ne alakası var Esra der. Ya bırak ne alakası var Esra ya? Bak. Bak yine yaptın. Ben senin adını mı verdim? Ben sen ne zannediyorsun? Ben senin adını mı verdim zannediyorsun? Ben dedim ki Pınar'a bana bir tane asistan bulun dedim. Tamam. Bula bula da seni bulmuşlar. Aa. Ne yapalım? Kendini bu kadar önemseme ya. Ben şöyle olduğuna eminim. Bak aradım Pınar'ı şey dedi. Ne dedi? Pınar şu pazarlama bölümünde mi ne bir kız vardı. Neydi adı? Ha Esra. Ya bunu bırak. O gelsin. Ya böyle hadi canım ya hadi yok öyle bir şey. Hiç öyle bir şey yok. Otur sen tamam, ara. Ara Pınar'ı. Kim arayayım? Ara Pınar'ı soralım. Sen tamam. Kendi telefonuna ben niye arıyorum? Niye ya? Benim telefonumla aramakla ne alakası var? Ver telefonu. Ya hayır canım bırak. Niye arıyorum ben seni? Sen kendi telefonuna arasana sen Pınar'ı. Ya sen niye benim... Ver telefonu. Bir çeşit güven testi herhalde. Arkadaşlar düğün organizasyon şirketinden geldiler. Öyle mi? Biz de asistanımla bir konuyu tartışıyorduk da anlamamış. Anlattım. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Sus Musa. Ha, Ozan Bey çok teşekkür ederim. Çok iyi anladım. Orayı da not ediyorum. Hoş geldiniz. Aa, Elif geliyor, Elif geliyor. Tamam Eko, sakin ol. Zeynel'le konuştuğunu unutma, öyle ağzını ayırmak yok. Ya ama dayanamıyorum ki, çok tatlı. Neyse tamam, içindesin, gücündesin, tamam. Eko. Aa. Ne haber? Elif'ciğim, hiç görmemişim seni ya burada. Tabii işimde, gücümde olduğum için. Bir de ben mülkiyete de karşı olduğum için burada şahsını özgürleştirmek adına kendi ayaklarım üzerinde çalışıyorum. Ha. Oldu. Annemle nasıl gidiyor? Ben onu merak ettim. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Annemle annen şeye gittiler. Alışveriş yapmaya gittiler Elif'ciğim. Elif kadını. Elif birey. Elif kişisi. Ya da sen kendini nasıl tanımlamak istiyorsan. Ben seni barış güvercini olarak tanımlıyorum. Sonuçta insan hakları bildirgesinde de bahsedildiği gibi. İnsanı düz... Oho. Sen de devreler yanmış. Annem hararet yaptı değil mi? Yok, bende Ruso hararet yaptı. Şeyi okuyorum da bu ara, toplumsal sözleşmesini, Ruso'nu. Onun bir ara seninle kritiğini yapalım mı ya? Karşılıklı oturup üzerine tartışalım hasbihal. Olur, yapalım. Ben şimdi geç kalıyorum, annem sana emanet. Tamam, Elif. Birey. Ha, ha çok iyi lan. Hemen işe yaradı, dakika yarım gol bir. Çok iyi, çok iyi. Ulan şu iş bir olsun. Ben bu Ruso'nu yedi ceddini nikahıma davet edeceğim. O zaman Niko, okumaya devam. Biz uygulamamıza dahil olan benzer işletmelerle sınırlı kalmak istemiyoruz. Düğün organizasyonuyla ilgili işletmeleri de dahil etmek arzusundayız. Kâr payımıza ortak olacağınız için bu bizim açımızdan bir risk. Neden böyle bir riske girelim? Risk mi? Bakın, kullanıcı sayımız malum. Her geçen gün artan ivmemiz de göz önüne alındığında bizim sizi seçmemizden heyecan duyacağınızı düşünmüştüm. Yaz mevsimi ne demek? Düğün demek. Evlenmek demek, düğün dernek demek. Ama bilin bakalım bunlar için ne yok? Para. Esra. Yani iki gönül bir olunca... Samanlık seyran olmuyor ne yazık ki. Gelinliği var, damatlığı var, pastası var, pasta süslemesi var, sandalyesi var, sandalye süslemesi var, oh var da var, çok fazla şey var yani. Bunların hepsi masraf demek. Ben bu iki tarafında yapacağı anlaşmadan çok mutlu olacağına eminim. Siz işletmenizi bize emanet edin
biz size çok güzel paketler, teklifler hazırlayalım. Ha, bunun içine de her ayrıntıyı ekleyelim. Yani çiçeği burnunda çiftler, ayrıntıları çıkarıp ekleyerek hayallerindeki düğünü yapabilsinler. Yani kimsenin içinde nokta kalmasın. Şimdiden slogan bile hazır. Sen nasıl istersen öyle evlen. Bileziklerim. Canlarım benim. Sesinizi bile özledim. Ben ne yapacağım şimdi? Bileziklerim yok, kartlarım yok. Neyse ki yaprak sarması var. Sen diye. Eko. Ha, yerim vallahi. Allah. Ya ben açlıktan göremiyor muyum? Bu kitap bir anda Latince'ye mi döndü? Ne oldu buna ya? Yanlış tutuyorsun salak. Ters tutuyorsun. Afiyet olsun. Daha! Ne yapıyorsunuz siz? Kakaya kalk, kalk, kalk. Tembel tenekeler. Ne yapıyorsunuz? Tiplere bak ya, oturmuşlar bir de güzel güzel kurulmuşlar. Bulaşıklar yıkandı mı? Ha? Sus, bana cevap verme. Çöpler atıldı mı çöpler? Ha? Niye cevap vermiyorsun? Konuşma, konuşma, çalış. Ne yapıyorsunuz siz burada? Niye masaları silmediniz? Niye elinizde bez yok? Ne yapıyorsunuz? Biz birazcık ara verelim dedik. Yok. Ne arası ya? Neyin arası? Dinlenme tesisi mi burası? Bir de sarma yiyorsun burada oturmuşsun. Kuru ekmek bile yok sana. Hainlerle TDŞT'yi. Al bunları. Ya anneciğim, yani hem zalimsin hem acımasızsın ya. Ya ezilmişler, ezilmişler yazıyor. Böyle bir kavram kargaşası olabilir mi ya? Zümrüt teyzeciğim. Zümrüt teyzeciğim bak. Neredeydi o? Zümrüt teyze burada ne yazıyor? Zümrüt teyze. Burada ne yazıyor? Nerede ne yazıyor? Şurada ne yazıyor? Ne yazıyor? Boyun eğme yazıyor, boyun eğme. Ya biz bu sömürüye boyun eğmek zorunda mıyız artık ya? He? Zümrüt teyzeciğim, hazır mısın ayaklanmaya? Hı? Hazırım. Kime karşı ayaklanacağız? Anneme karşı. Menekşe'ye karşı. Evet, evet. Her zaman hazırım. Bunları çözmemiz lazım. Size özenmemek mümkün değil. Harika bir asistanımız var. Tabii. Tabii. Buyurun. Sen niye karışıyorsun acaba benim işime? Ha? Buz gibisin Ozan. Soğuksun. O kadar soğuksun ki insanlar neredeyse o toplantıyı terk edip gidecektir. Hiç de bile. Ben kaç tane böyle toplantı yaptım? Senin haberin var mı? Ne Onların bize ihtiyacı varken ben kimseye muhtaç gibi davranmadım. Davranmam. Ozan bir daha beni o zaman çağırma toplantına. Asistanlığını yapmayayım. Ben meraklı değilim. Niye çağırıyorsun? Niye geliyorum? Niye azarlıyorsun? Ben gideyim o zaman, muhtaç olmayan insanları, şirketleri, işletmeleri kendimize bağlayayım. İyi. Sana iyi be. Ukala. Terbiyesiz, teşekkür edeceği yerde şu dediği laflara bak. Beni delirtecek gerçekten. Allah Allah. Hepsi bir garip bunların ya. Abi yine ne oldu? Yengeyi gördüm, yer titriyordu ya yürürken. Siz yine mi kavga ettiniz? 3 dakika yalnız bıraktım sizi, 3 dakika. Ona 3 saniye yeter kanı beynime çıkartması için. Ama 3 saniye de yeter ortamı yumuşatması için. O toplantı odasındaki gerginliği nasıl aldı ama. Ama benim merak ettiğim bir şey var, sormasam çatlayacağım. Abi sen niye Esra'yı çağırdın asistan olarak toplantıya? Pınar'ın işi vardı, bana da toplantıda asistanlık yapacak biri lazımdı. Sonra... Hayırdır Musa, ben niye hesap veriyorum sana ya? Yok abi, estağfurullah. Ya sen gece uyumadın ya, kafenin yüklenmesi de olmuş belli. Abi sen en iyisi ne yap biliyor musun? Çık eve, güzelce bir yat, dinlen. Tamam. Musa. Tamam, hadi sen kendi işine bak ya, hadi. Peki abi. Odamdayım ben. Bu işin sonu hiç iyiye gitmiyor. Oh! Yanıyor dışarısı, yanıyor. Cehennem. Mahvoldum ya. Yapamam ben sana. Bağlayabildin mi bari bir yerler? Bağlayabildim mi? Soruya bak. Tabii ki bağladım. Senin şu kibirin beni gerçekten öldürecek. Kibir değil o, kabiliyet. Sen ne yaptın, niye çağırmışlar? Ozan Bey'i asiste ettim işte. Düğün organizatörleri geldi, onlarla toplantı yaptı. Ben de katıldım. Allah Allah, başka asistan mı yokmuş? Ya sekreterim meşgul herhalde, bilmem. Huhu, herkes burada mı? Buradayız. Hadi bakalım, hep birlikte akşam yemeğine gidiyoruz. Süper, süper. Ben kaçtım bile. Siz mi ısmarlıyorsunuz? Hayır tatlım, şirket bütçesinden takılıyoruz. O da olur. Hadi hadi. Feraye Hanım, ben hiç gelmeyeyim. Zaten yarın da çalışma için hani şehir dışına çıkacağız ya. Ben uzun zamandır şehir dışına çıkmadığım için şimdi gidip valiz yapmam lazım. İyi tamam,
Sen bilirsin. Esra. Ya hadi ya. Bir yemek yiyelim sonra gidip babanı hazırlarsın. Acıkmadın mı ya? Acıkmaz olur muyum? Kurt gibi acıktım. Çok açım şu an. Ya eve gideyim ben. Kantilatör karşısında pinekliyim. Abim gelecek bana sağlıklı olacak. Ay yok. Yok ben sağlıklı düşünemiyorum bence. Ben hakikaten geleyim bir yemek yiyeyim. Sen git bizimkileri söylesene 2 dakika beklesinler. Annemi arayıp haber vereyim. Şurayı toparlayayım hemen geliyorum. Anlaştık. Bekliyorum kapıda. Tamam. Selam. Selam. Ne haber? İyidir. Keyfim yerinde. Sen ne? Bıçak mı silah mı hangisini seçtin? Ne? Beni öldürecek misin? Bu nasıl bakış ya? Ha yok ya ben dalmışım bir şey düşünüyordum. İyi neyse o zaman iyi. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Bu çalışma etkinin zımbırtısına ben gelemeyeceğim. Ama bu durum beni biraz aşıyor. O yüzden Çağla'yla sen konuşmak nasıl olur mu? Tamam konuşurum. Yani istemiyorsan gelme. Eyvallah. Sen hayırdır? Bir saç düzeltmeler falan bir durum mu var? Ya var bir durum. Ekip yemeğine gideceğiz. Esra da gelecek de. Dedim şöyle bir kendime çeki düzen vereyim. İyi yapmışsın. Şimdi seni de çağıracağım da CEO'muzu ekip eğlencesiyle sıkmayalım hiç. Tabii tabii. Size iyi eğlenceler. Dur. Ya görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun be? Ozan? Girmişsin dibime. İnsan bir ses eder, bir şey der. Aa! Hayırdır, nereye? Ekiple yemeğe gideceğim. Gidemezsin. Sebep? CEO'dan açıklama mı bekliyorsun? Bugünkü yaptığın o harika toplantıyı rapor etmen gerekiyor. Fiyat bilgisi, ekipman, mekanlarla alakalı bir sürü mail attılar. Onları dosyaya dökeceksin. İyi tamam, eve gidince yaparım. Olmaz. Olmaz. Şimdi yapman lazım. Nasıl yani? Şimdi mi? Şu anda mı? Ya gerçek manada şimdi mi? Şimdi. 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 Esra, 5 dakikan geçti bile. Ben akşam okuyacağım bunları. Zaten hem yarın hafta sonu etkinliği var. O yüzden hadi şimdi yapman lazım. Tamam Ozan Bey, yaparım. Ha? Ama ben senin niyetini anladım. Neymiş benim niyetim? Beni yıldırıp kaçırmaya çalışıyorsun. Bana böyle sürekli iş vereceksin, beni zorlayacaksın. Ben de pes edip gideceğim. Ama Esra'yım ben. Benden kurtuluşun yok. Anca rüyanda kurtulursun benden. O da uyanıp tekrar şirkete inene kadar. Yani neyi bekliyoruz anlamıyorum ki. Az solist mi kendisi? Tuvaletini mi giyip gelecek yani? Hayır anlamadım. Yok gelir şimdi ya. Geliyordur. Ha bak arıyor. İyi hadi. Alo. Neredesin Esra? Of Çınar ben seni hala bıraktığın yerdeyim. Yani ofiste. Siz gidin yemeğe ben gelemeyeceğim. Ne oldu ya hemen vantilatörünü mü hazırladın? Hayır. Benim bugünkü toplantıyı rapor etmem gerekiyor. Tamam da yani... Öyle olmaz şimdi aç karnına. Kurt gibi acıktım falan dedim. Vallahi çok acıktım da ne yapayım? Yanında kraker vardı. Kraker falan yerim. Yok. Tamam olmaz öyle. Ben yanına geliyorum yardım edeceğim sana. Ya yok ya. Hiç şey yapma. Çınar uğraşma boşuna. Ben şimdi tek başıma girdim ya toplantıya. 2 kişi olunca daha çok kafam karışır. Hallederim tek. Tamam o zaman sen nasıl istersen öyle olsun. Kolay gelsin. Evet. Gelemiyormuş. Ah, alın işte. Ben size söyledim. Hadi yürüyün gidelim ya. Boşum olsun ha bekledim gerçekten. Hayır, iyi adam. Sen çok şişiyorsun. Ay hayır, saçmalama ya. Heh, geliyor zorbalar. Öyle mi? Yalan sormuşum. Aa, bu iş yerinde grev var. Bu ne ya? Ne yapıyorsunuz siz? Anneciğim, bu zulme artık bir dur diyoruz ve haklarımızı arıyoruz biz. Evet. Ha, bu benim masörtüm mü? Ha, evet anne ya. Ben çarşafa yazacaktım onu da şey, çarşaftan leke çıkmayabilir diye bari buna yazayım diye şey yaptım. Gebertirim ben seni. Vallahi gebertirim. Allah canını almasın senin. Ya ama anne yani bir insan bir cümlenin içinde bu kadar kendini çelişemez ki. Ya bir sus ya, bir sus ya. Ya arkadaş daha 24 saat bile olmadı çalışmaya başladınız. Ne hakkıymış bu?
Ayrıca içeride kırdığınız tabakları, bardakları, bir de götürdüğünüz yemekleri düşünecek olursak üstüne para vermeniz lazım. Börek de hiç güzel olmamış. Biraz tuzlu. Gerçi tam da tadını alamadım sanırsam galiba. Birazdan baksam tadına bakayım ben tadına. Hmm, hayır hayır ya, biz börek istemiyoruz ki Zümrüt teyzeciğim. Biz haklarımızı istiyoruz ya. Haklarınızı. Ben senin hakkının ne olduğunu çok iyi biliyorum Eko, ama kocaman adam oldu şimdi burada söylersem ayıp. Sen boyundan pozundan, yaşından başından ama utan ya. Ama boy poz yaş hiç. Böyle devam et Zümrüt. Rüyanda görürsün o kredi kartı. Aa, ben Ozan'ı arayayım ya. Arayayım ben bir. Ozan dedi. Menekşeciğim dur. Sen beni bilirsin. Ben her zaman güçlünün yanındayımdır. Gideyim bulaşıklarımı yıkayayım ben güzel. Dik duramaz. Duramam şimdi. Ozan dedi, şey dedi. Ya ama yani bir insan bir davayı bu kadar hızlı satamaz ki ya. Ne demiş Rus'u? İçeri gir bulaşıkları yıka. Yok, kendisinin öyle bir beyanı yok. Bu beyan bana ait zaten. İçeri gir bulaşıkları yıka. Demek ki devrim dipten gelmeyince halk benimseyemiyor. Oralara çalışmak lazım. Çalış, çalış. Seni ancak çalışmak kurtarır Eko. Çalış, çalış. Al. Bak gitti be. Masa. Hazır mıyız yarınki etkinliğe? Hazırız vallahi. Ben koca bir valiz yaptım, inanamazsınız. Ben de var ya, bütün elektronik cihazlarım için harika bir case hazırladım. Muhteşem oldu. Bu sefer riske girmiyorum. Yeter artık. Ay, bana da harika bir detoks fırsatı oldu. Geçen sene nasıl arınmıştık öyle? Harikaydı. Evet, bence de harikaydı ama bu sene daha güzel olacak hissediyorum. Ya arkadaşlar, bir günlük bir şey değil mi? Yani ne çok abarttınız sanki. Çalışmaya değil de tatile gidiyormuşuz gibi. Hiç. Ya aman Çınar, biz tatil gözüyle bakıyoruz. Eğlen sen de. Ya amma lezzetli olmuş. Ben bir tabak daha alabilir miyim ya? Ademciğim, bir tabak yeter. Şirket bütçesini sarsmayayım istersen, değil mi canım? Esra'nın payını yiyeyim. Gelmedi sonuçta. Kaçırdı güzelim yemekleri. Kurt gibi açım demiştim. Housekeeping. Ya abi yine mi kahve içiyorsun ya? Bütün gün toplantı falan var. Zaten bir şey yemedim. Bak sandviç getirdim. İyi yapmışsın Musa, sağ ol. Sana bir de meyve suyu çözüyorum. Ne oldu abi, beğenmedin mi? Başka bir şey yaptırayım hemen. Yok ya, ondan değil. Ne oldu? Esra. Benim yüzümden mesaiye kaldı, hiçbir şey de yemedi. Onsuz boğazımdan geçmez diyorsun yani. Yok canım, ne alakası var? Sen Esra'yı tanımıyorsun, o açken içinden canavar çıkalı. Ben şunu ona bir götüreyim. Abi dur. Kendime ekstra bir tane almıştım. Bunu da al böyle. Belki birlikte yersiniz. Olabilir. Yani. Paketiniz efendim. Aa, senin ne işin var burada? Ya baktım senin restoranta geleceğin yok. Ben senin yemeği ayağına getireyim dedim. Ya sen bana yemek mi getirdin? Ay çok mutlu oldum. Of Çınar, çok sağ ol. Sen niye geldin? Ne güzel eğleniyorsunuzdur şimdi. Bebi beni öyle ortamlar hiç sarmıyor. Zaten saatler ilerlemeye başladıkça gaye meeting, setting, development konuşmaya başladı. Sıkıldım. Sen yemek yedin mi? Seninle yemeğimi paylaşabilirim. Lütfen. Çok isterim. Ben başlıyorum. Patatesini alıyorum. Tamam. Hem de makarna. Makarna çok iyi. Hayır ama küçük. Hepsi diğerde. Yaz Elif, yaz. 105 lira su faturası. 350 lira elektrik faturası. Of. Ah, bir tane daha. Bu da 305 lira. Bebeklerim.
Siz de özlediniz mi beni? Hı? Şey, acaba benim hesaptakini kiraya versek, geri kalanıyla da faturaları ödesek ha? Yok, yok yetmiyor. Yani ben kendi harçlığımdan falan da geçtim yani. Diyorsun. O zaman. Çok sağ ol anne ya. Gül gibi hayatımız vardı, mahvettin. Mahvı mı ettim? Mahvolan biri varsa o da benim. O menekşe cadısı anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdi ya. Neler çektirdi bana. Benim derhal oğluşumdan kredi kartlarımı almam lazım. Bir de bu zalim kadının zulmünden kurtulmam lazım. Ama bulamıyorum, nasıl olacak? Abla, o kadar kapçanak kırmana rağmen menekşe seni kapının önüne koymadıysa artık onun insafına kaldın demektir. Bence de. Yani sen o kadının işine gücüne mani olmadığın sürece seni sittin sana özgür bırakmaz anneciğim. Geçmiş olsun. İşine gücüne mani. Ruhum hoş geldin. Hoş bulduk vallahi. Ben tek başıma çalışırken daha az yoruluyordum. Bu ikisiyle uğraşmaktan çok yoruldum ya. Bir insan bu kadar mı kabiliyetsiz, bu kadar mı beceriksiz olur ya? Anneciğim ben gözlerimle okuyorum, kulaklarımla duyuyorum. Duydum hepsini, buradayım anne. Oku oku, belki sökersin okumayı. Ya işten kaytarmak için bulmadığı bahane kalmadı bugün, biliyor musun Yalçın? Vallahi mı? Menekşem Manolyan bu sefer var ya, vallahi billahi kurtulduk. Adamlar mail atmış. Ay hangi adamlar Yalçın? Hediyeciler mi, zümrütümü kaçırmışlar? Para mı istiyorlarmış? Bak ne kadar para istiyorlarsa bulalım, buluşturalım. Kredi çekelim, verelim adamların parasını. Bir daha zümrütü geri getirmesinler. Yaz, mesaj yaz, ara bir şey yap hadi. Hayatım bir dur. Bir dur, sol kal ne olursun. Öyle değil. Hani şu benim akıllı gözlüğüm var ya, bununla ilgilenen adamlar mail atmış. Yarın bizzat gelip göreceklermiş. Muhakkak Yalçın, muhakkak. Of. Gelirler babacığım, bir şekilde gelirler. Çok üzme sen kendini. Siz inanmayın canım, inanmayın. Yarın geldiklerinde bizzat kendiniz görürsünüz. Çok şükür, bitti ön söz. Esra ne yapalım biliyor musun? Bir taksi çevireyim, seni evine bırakayım taksiyle, sonra da kendi evime devam edeyim. Ha yok ya Çınar, ne gerek var? Vallahi zaman kaybı. Ben giderim tek başıma. Zaten yarın görüşeceğiz. Yarın görüşemeyebiliriz çünkü ben o etkinlik zımbırtısına gelmeyeceğim. Aa ne demek gelmeyeceğim? Olmaz Çınar ya, sen de geleceksin. Bak ben çok sıkılırım sensiz, hadi. Gayeleri falan bakarız, dalga geçeriz onlarla. Beni kutlar sofrasına tek başıma bırakma, sıkılırım sensiz. Sen de gel ne olur. Tamam, o kadar ısrar ediyorsan geleyim ya. İyi tamam, o zaman yarın görüşürüz değil mi? Görüşürüz. Tamam. Sos. Hadi iyi geceler. Geceler, dikkat et. Tamam. Gideceğiz mecbur. Ya ben şunu arayayım da carlamasın sonra bana. Efendim? Hah, alo Ozan Bey, ben mailimi attım, işimi bitirdim. Şimdi evime gidiyorum. Ha tabii izin verirseniz. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Günaydın canım ailem. Aa, Bahadır hoş bir şey mi yapmış? Sen kimsin ya? Ha? Ne yaptın benim Beyzade'ye? Nerede oğlum benim oğlum? Benim baba. Çınar, senin burada ne işin var şu an? Çünkü yedinci uykunda falan olman gerekiyordu. Şükür gördük bugünü de. Sen ne kaldırdı böyle erkenden yatağından bakayım? Babacığım, şirket gezisi var dediler. Ben de uyandım. Yo yo yo, sen bayağı gelişiyorsun. Aferin oğlum. Babacığım iş aşk. İşimi seviyorum onunla. Efendim Halil. İş aşkıymış. İş aşkı mı, Esra aşkı mı? Esra daha gitsin değil mi? Bir şey söyleyeceğim, sen de Ozan'ı çağır ya. Ne zamandır şöyle üçümüz oturamıyoruz? Akşam gır gır şamata takılalım şöyle. Üf, Ozan hayatta gelmez ki. Ya bak, eğer sorarsan bir kere, sormazsan ömür boyu pişman olacaksın. Öyle mi diyorsun? Emin misin? Çağla ara diyorum sana.
Hemen. Ne konuşuyorsunuz siz öyle fısır fısır bakayım? Ha? Babacığım, iş güç, şirketle alakalı meseleler var birazcık. Onları konuştuk. Şimdi Çağla da bir telefon atacak işle alakalı. İkizim hadi. Ben evet, bir işle alakalı bir telefon açmam gerekiyormuş da. Açayım ne biçim ara o işle alakalı telefonu? Aç lütfen, hallet onu, tamam? Bir müsaadenizle açayım, ben geleyim. Çağla sen onu hallet, tamam? Tamam, halledeyim. Baba görüyoruz. Yani ben döndürüyorum şirketi. Aferin sana ya. Bu arada fikirler var biliyorsun. Ne zaman istersen onları da hayata geçiririz. Efendim Çağla. Ali Ozan nasılsın? Gayet iyiyim. Senden ne haber? Çıktınız mı yola? İyiyim. Henüz çıkmadık. Ya ben sana şey demek için aramıştım. Biliyorum sen böyle hoşlanmıyorsun etkinliktir, aktivitedir falan ama... Sen de gel hadi bakayım. Hava da çok güzel. Çınar da bana çok ısrar ediyor. Özlemiş seninle vakit geçirmeyi. Ya Çınar gelmiyordu hani, bana gelmeyeceğim demişti. Birileri fikrini değiştirmiş nedense. Ne güzel. Ne güzel. Harika ya, şahane. Hadi sen de gel. Lütfen, en azından bugün benim için gel. Bakarız, bakarız Çağla. Bilmiyorum, ben şimdi biraz düşüneyim. Haber vereceğim sana. Görüşürüz. Güzel uyumuşum. Günlerdir uyuyor gibiyim. Ay, bebekler gibi uyumuşum. Saat kaç oldu acaba ya? Ben geç kaldım. Of ya, geç kaldım. Seç. Sepete ekle. Lan hangisini alsak acaba ya? Bunun kapağı böyle bir sanki daha sürükleyici gibi duruyor ama. Neyse. Yuh, fiyata bak ya. Ya anneciğim, bu kitapların bu kadar pahalı olması sorunsal, ne yapacağız biz ya? Ay Eko, benim başka derdim yok değil mi? Onu da dert edeyim değil mi annem ben ya, Allah? Yok yok, edinme anneciğim, boş ver. Benim telefonumu gören oldu. Benim telefonum. Tekle, dur, telefonumu bekle. Ver. Bir dakika. Ne alıyorum telefonumu? Ya bir dakika dur, sepet onaylanıyor, onaylanıyor. Tamam bak. Ne yapıyorsun telefonla ya? Ne bu kadar çok kitap almışsın sen? Ya yavrucuğum, hayırlı bir iş işte ya. Kötü bir şey almadım, kitap aldım. Ne oldu yani? Ne demek ne oldu? Senin yüzünden etkinliğe geç kaldım. Alarmımı çalmış duramadım. Senin benim telefonla ne işin var? Ya ben böyle sürekli yani... Senin bu mülkiyet hırsın gerçekten beni çok daraltıyor bazen. Ne oldu abi? İki kitap okuyunca bir anda filozof mu kesildin başımıza? Esra'cığım, hayatta aslında hiçbir şeye sahip değilizdir. Asıl mülkiyet verdiklerimizin karşılığıdır. Anladın mı? He, anladım. İyi o zaman, ben senin kot ceketi giyiyorum şimdi. Şişt, bir dakika. Ya. Ne kot ceketi ya? Giyemezsin, öyle bir şey yok ya. Ben onu yeni aldım daha. Ben onu yeni aldım daha. Ne oldu? İki dakikada değiştin sen. Ha, ne oldu filozof? Ne oldu benim filozof abime? Cahille sohbet edersen seni de cahil sanırlar. O yüzden seninle muhatap olmuyorum ben. Anne! Anne ya, şu abime bir şey söyle. Ay ben ona hiçbir şey söyleyemem Esra. Allah'a havale ettim ben onu annem. İyi, ben de kendimi o zaman otobüsüme havale ediyorum. Ne güzel klimalı ortamda servisimde rahat rahat gidecektim böyle efile file sesle. Şimdi dolmuşa bin, dolmuşa in, otobüse bin. Tamam, nerede şu etkinlik? Tamam, sus. Allah rızası için sus. Tamam, ben götürürüm, motosiklete bırakırım seni. Yeter ki sus. Nereye götürüyorsun? Yavaş götür, götüremezsin. Hiçbir yere işin gücün var senin. Anneciğim, şurada kız kardeşimle şöyle bir kolektif bir dayanışma içine girmek istiyoruz. Yani bir ekip ruhu oluşturacağız. Hemen engelle Allah aşkına. Tamam Eko, git götür ama bak jet hızıyla git gel. Çok işim var. Tamam anneciğim, sen hiç merak etme, jet hızıyla gidiyorum geliyorum. O zaman ben hemen giyiniyorum, sen zaten giyinmişsin. Hadi çabuk. Kahvaltı yapmayacağınız mı? Ha, ben prensip olarak kahvaltıya karşıyım bu ara. Hı. Aralıklı oruç. Ay Adem. Ay vallahi ilk okula gitsem keşke ya. Peki. Ay çok ağırmış bu da ya. Ay, hadi Simit. En büyük oda bizim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Görüyor musun? Esra beni getirdi, kendisi gelmedi. Hayal kırıklıkları dünyasına hoş geldin kızım. Ben bu dünyaya gelmek istemiyorum. Hadi fotoğraf çekilelim. Sizinle de Çağla Hanım, gelin. Hey, merhaba. Merhaba. Biz geldik, yani ben geldim.
Sen de geldin. Tamam, sen de gel. Abim, sağ olsun. Canım abim. Onun sayesinde geç kaldım ama beni geciktirdiği gibi elleriyle de bırakmayı bildi. Ya o canım abi benim işte. Ben seni nereden tanıyorum ya? Sen bizim Ganyan Bayi'ye mi geliyordun diyeceğim de Ganyan Bayi için biraz fazla parlaksın. Şey yok, ben sizin lokantanıza gelmiştim bir kere, oradan herhalde hatırlıyorsunuz beni. Ha, sen o bacımın yanındaki sarı lalesin. Abicim hadi yok lale male, hadi bakayım ya, git sen. Ama, bin motoruna senin işin bitti, hayır. Sen beni getirdin şimdi gideceksin, annem ama seni gebertir, hadi. Tamam tamam, gideyim ben bu 100 derecede yollara çıkayım da yollarda takla atıp arabaların altında kalırsam sıcaklanırım. Ya, Allah korusun. Bırak beni, gönderme oraya ya, ne olur çok, çok kötü oraya. Yani Zümrüt Ateş annem barıp vallahi ilk patlamada ben giderim. Sus ya, bana bak. Abi onu anneme hainlik yapmadan önce düşünecekler. Hadi bin git artık diyorum ya. Hadi git. İnşallah odanda da kliman bozulur, görürsün sıcağı. Tabii tabii. Bana bak. Dikkat et. Dikkatli dikkatli git. Bana bak, sen de çok dolaşma kardeşim yanında. Yürü git lan. Dikkat et. Bak o şeyin içinde, kutunun içinde su mu var? Arada dur, tamam, dinle. Tamam hadi. Abim işte. Ya Çınar, ne kadar güzelmiş burası. Güzel bir yer. Hadi gel getirelim bir. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Oo, iyi mi böyle? Siparişleri patron götürsün, borçları patron toplasın. E bırak bulaşıkları da ben yıkayayım bari. Sen... elimden kaydı menekşe. Görüyor musun? Hiç elim ayağım tutmuyor artık. Zümrüt! Annemin tabağıydı o. Annemden bir tanecik o kalmıştı bana. Ananın? Anamın. Anneciğinin. Anneciğinin tek tabağı mı menekşe? Ah canım kardeşim, acını gerçekten yürekten paylaşıyorum. Bak ben senin yerinde olsam beni bir dakika burada tutmaz kovardım. Oğluşum da giderdim, derdim ki oğluşum menekşe haklı, elim ayağım tutmuyor artık. Yaşlandım mı ne olduysam, beni kovdu derdim, haklı derdim. Sen beni kov. Kovmuyorum. Kovsana. Ben anladım. Kovmayacağım. Sen ne yap biliyor musun Zümrüt? Al bir tane daha kır. Yok, kır kır. Haydi. Kırsana. Böyle kırılmaz, böyle kırılır. Sen ne yap biliyor musun? Sirt'teki halk oyunları ekibini çağır. Buradaki bütün tabakları aşağı indirin. Zümrüt, ben seni yine de kovmuyorum. Kov beni sen, kov. Baksana hiç yakışmıyor elime ya. İş yapmak yakışmıyor, kov. Kovmayacağım. Demek kovmuyorsun. Benim eli büyütmem lazım. Aman Yalçın, bu ne hal böyle ya? Ne var halimde? Hayatım, bugün çok önemli bir iş görüşmem var. Bu akıllı gözlük var ya, onun için gelecekler. Ha gelecekler ya. Acaba kim işletti seni yine ya? Git üstüne doğru düzgün bir şeyler giy. Böyle çalışamazsın, pişik olursun vallahi. Ruhum benim, bak gör, gelecekler. Bu sefer tamamen kurtulduk. Geliyorlar. Geliyor, bana da geliyorlar. Ya Allah'ım, derdini veriyorsun, sabrı nerede? Esra. Hadi kumda oynayın, kumda. Esra harikasın. Aa, Ozan. Ya, hoş geldin. Ne haber? İyi sen? İyi. Ben bir fikrimi değiştirdim. Ne yapıyorsunuz diye bakmaya geldim. Valla burada çok heyecanlı bir maç dönüyor şu an. Biraz işi sonuna atıp eğlenelim dedik. İyi, iyi yapmışsınız. Sen bizim Çınar'a baksana asıl ya, sabahın köründe kalkıp üşenmeden buraya kadar geldi resmen. Bence bu Esra etkisi. Ben çok süreceğini düşünmüyorum ya. Yani iki günü unutur Çınar, tanıyoruz sonuçta değil mi? Ben de öyle olacağını düşünmüyorum. Bence bu sefer farklı olacak. Hadi gel selam verelim. Aa patron geldi. Hoş geldin patron. Ozan Bey. Ozan Bey hoş geldin. Merhaba, merhaba. Ozan hadi Bey, buyurun, bizim takıma gelin lütfen. Patron buyur. Yok yok, ben hiç bölmeyeyim sizin oyununuzu, ben hiç bölmeyeyim. Aa, ne oldu Ozan Bey, korktunuz mu? Ya aksine, ben adaletsiz olsun istemiyorum. Neden? Bence Çağla Hanım bizim takıma gelirse, siz de karşı takıma geçerseniz hiç adaletsiz bir şey olmaz. Ozan, bu resmen bir meydan okuma, farkında mısın? Sen diğer takıma git, ben bu takımda olayım, eğlenelim biraz, ne dersin?
Evet, hadi, 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 hadi,
bence kampanyamızı düğünün o bütün hayalleri gerçekleştirdiği büyülü an fikri üzerine kuralım. Sonuçta hiçbir masraftan kaçınılmamasına vurgu yapmamız lazım. Hem böylelikle uygulamamız da kazansın, katılan şirketler de. Sonuçta evlilik insanın başına bir kez gelen bir şey. Yok, ben katılmıyorum bu fikre. Yani bence evliliği sadece bir kez yaşanan bir şey olarak konumlandırmamalıyız asla. Çünkü insanlar hata yapabilir, yanlış seçimler yapabilir. Boşanırlar, yeni bir insan bulurlar. Hani bence daha kucaklayıcı bir yerde durmamız lazım bizim. Sen ne düşünüyorsun Esra? Yani ben daha gerçekçi bir yerden bakıyorum meseleye. Evet, hayal kurmak, en iyisini istemek güzel ama... yani ekonomik koşullar, hayat mücadelesi düşünüldüğü zaman... evlilik mantıkla planlanması gereken bir şey bence. Biz de bu fikirlerle hareket edip herkese uygun paketler hazırlayabiliriz. Bence çok haklı. Çok yanlış. Kimse evliliğe ve o mutlu anlara böyle mantıkçı bir açıdan bakmaz, bakmak da istemez. Biz de kampanyamızı buna göre kuramayız, değil mi? Arkadaşlar, bizim hedef kitlemiz aşık olup o heyecanla karar veren çiftler olmalı. Aşkı tamamen pas geçen bu mantıkçı bakış açısı romantizmden uzak, son derece soğuk ve kuru. Evet, evet, ben Ozan Bey'e katılıyorum. Yani birazcık daha romantik bakalım bence olaya. Ben katılmıyorum. Gerçeklik neden soğuk ve kuru, ben anlamadım. Biz mesela Ayşem'le evlendiğimiz zaman... Aa, Esra, sen evli miydin? Yani evliydik ama sonra ayrıldık. Biz eşimle evlenmeye karar verdiğimiz zaman... düğün harcamalarını ayıracak bir bütçemiz yoktu. Böyle bir yere gelip balayı yapmayı, birkaç gün tatil yapmayı bile imkansız görürdük. Biz o bütçeyle gidip evimizin eşyalarını aldık. Siz istediğiniz kadar aşk deyin, siz istediğiniz kadar romantizm deyin, gerçeklik böyle bir şeydir. Söylediklerinizin bazılarına katılmakla birlikte aşkın ve romantizmin parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum Esra Hanım. Birbirine aşık iki insan her şeyi güzelleştirmenin bir yolunu bir şekilde bulur. Değil mi? Kesinlikle. İşte tam bu iki fikrin arasına yerleştirmemiz lazım kampanyamız. Hem ekonomik hem de romantik seçenekleri bir arada sunmalıyız kullanıcılara. Ya bıkmadı. Bıkmadı benim üstüme oynamaktan. Yetmedi, çektiğim bir de üstüne tüy dikiyor. Yok, çok soğuk ve kuru bakış açım varmış da romantizmden uzakmış da mışmış da mişmiş. Ya sanki ben dedim sana balayına gitmeyelim de eşya alalım diye. Ya sen bana istediğini söyleseydin ben ne yapar eder, bir yolunu bulur, götürürdüm seni o balayına. Aşıklar her şeyi güzelleştirmenin yolunu bulurmuş. Yahu bana bu kadar aşıktın. Ben çift var diye çalışırken senin aşkın neredeydi? Bizim rahat, güzel bir hayatımız olsun diye sabah akşam bilgisayar başındaydım ya ben. Ama yok, sabredemedi hanımefendi, zora gelemedi. Yok, ben bu lafları yiyip yutup oturmam. Ben giderim hesabını sorarım. Senin benimle ne derdin var ha? Senin benimle ne derdin var? Asıl senin benimle ne derdin var Esra? Ha, ne herkes içinde laf mı sokuyorsun bana? Yok balayına gidememiş, yok bilmem ne. Sen her şeyin içinde buna mı takıldın şimdi? Ya, ya sen benden ne istiyorsun bir söylesene. Ben hiçbir şey istemiyorum, tamam mı? Hiçbir şey istemiyorum. Bu senin hiçbir şey istememiş halin mi? Esra buraya gel, Esra toplantıya gir, Esra mesaiye kalacaksın, raporlarımı tut. Ne oluyor ya? Toplantıda bile bana laf soktun, imalı imalı şeyler söyledin. Ya oyun oynuyoruz, sımacı kafama bastın, sonra beni bayılttın. Gayet de eğleniyor gibi duruyordun başta Çınar'la, ha? Ne? Konunun Çınar'la şu anda ne alakası var? Nereden geldik Çınar'a? Sen söyle bana, ne alakası var Çınar'la? Bak, Ozan sana söyledim, yine söylüyorum, Çınar benim arkadaşım diyorum. Çınar benim arkadaşım. Arkadaşın? Nasıl bir arkadaş o ya? Bir saniye bile dibinden ayrılmıyor. Mesaiye kalıyorsun, yemeğini getiriyor. Tamam, gözümle görmesem inanacağım ben senin söylediklerine Esra. Neydi o maçtaki halleriniz? Heh, gözümün önünde birbirinize kur yapmalar, flörtleşmeler, gülüşmeler. Sen baya baya kırıştırıyorsun o adamla. Sen var ya... çok kötü kalpli bir adam olmuşsun. Herkesi de kendin gibi görüyorsun, yazık. Bu söylediklerine çok pişman olacaksın. Pişman olacaksın.
Asla affetmeyeceğim seni Ozan. Asla. Esra. Ne yapıyorsun burada tek başına? Çınar. Öyle bir canım sıkıldı da hava alayım diye buraya geldim. Ha, senin bayağı keyfin kaçmış. İyi misin? Ne oldu? Ha, yok. Bir şey yok. Ya yok, bu mutsuz haller hiç yakışmıyormuş sana ya. Bir gül, bir şey yap. Böyle çirkin oluyorsun sen, hiç yakışmıyor. Aa. Ha, sağ ol ya. Ne demek her zaman. Çınar, ben senin bu özelliğini çok seviyorum, biliyor musun? Olduğun gibi birisin. İçin dışın bir. Neysen olsun yani. Hiçbir şey saklamıyorsun. Bir şey derken alttan alta başka bir şey ima etmiyorsun. Oyunun yok. Böyle birisin işte. Ya Esra. Şey, Esra, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. İlk görüşte bilemedim. Sonrasında güzelleştin. Senin ne güzeldi hayaller. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.